Evet. Genç Osman İlhan hocamızın müzecilik dersinde bize vermiş olduğu bavul müze ödeviyle karşınızda değiliz arkadaşlar. Çünkü bizim elimizdeki materyaller bavula sığmayacak kadar büyük ve çok ve ayrıyetten de sergilenmesi gereken malzemelerden oluştuğu için biz bir müze oluşturmaya karar verdik arkadaşlarımızla beraber ve sırayla ürünleri sizlere tanıtacağız. İşte onlardan. Evet, 1910'lardan Anadolu'da genç kızlarımızın düğünlerde giydikleri gelinlik modelimizi bu şekilde giydirdik. Elbisemiz var. Kuşağımız. Metal pullarla süslenmiş duvarımız. Tacımız var. Nesillerden nesile bu şekilde el emeği yapılmış. Dikişleri, metal pulları, paraları. Nesillerden nesile geçmiş. Dördüncü kuşakta biz bulduk bu gelinliğimizi. Bu bir kömürlü ütüdür. Kömürlü ütü 1931 ile 35 yılları arasında kullanılmış bu ütü için onu söyleyebiliriz. İçine kömür konularak kıyafetler düzleştiriliyormuş. Tabii o zamanın şartlarında olduğu için o zamana göre kolay bir şey olsa da bize zor bir şey. Artık alıştık yani sulu ütülere. Böyle bu şekilde. Şimdi bu elimizdeki Kur'an-ı Kerim 200 yıllık olarak biliniyor ama kesin bir tarih değil bu olay. Tarihi anlatımlara göre yapıyoruz. Bu eski zamanlarda Anadolu'da bir köy muhtarının el yazması ayetlerin, şifa ayetlerinin el yazması olarak kitaplaştığı bir Kur'an-ı Kerim. Muhtarlar Anadolu'da devletin temsilcisi olmasına ek olarak ayrıyetten hasta olanlara yeri gelir doktor, yeri gelir eğitim almak isteyenler öğretmen, yeri gelir danışmanlık, yeri gelir de şifa dağıtırmış. Ve bir takım ilaçlar verirlermiş ama ayrıyetten de çocuklara, hastalara, hamile kadınlara da buradan şifa ayetlerini okurlarmış. Bu 75 yıllık bir dikiş makinesi. Hala kullanılıyor. Gayet de iyi çalışıyor. Eskiden kızlar, kadınlar kendi işlerini kendileri hallettiği için bu şekilde evlerinde eşlerine, çocuklarına, kendilerine kıyafetler dikerlermiş. O şekilde hala faydalanılıyor. Evet, terazimiz. Terazimiz de çok eski zamanlardan kalma, el işlemeli. 300 yıl önce yapılmış olduğu rivayet ediliyor. Üstünde herhangi bir şekilde tarih veya herhangi bir imza yok. Ama ciddi anlamda el sanatları var. Hafif ürünler, işte baharatlar, gümüşler, Osmanlı zamanında bu tarz şeyler ölçülüyormuş burada. Ayrıca de terazinin bir özelliği daha da vardır. Adalet simgeler. Anadolu soframız, aileler hep birlikte oturup sofralarında yemek yerlerdi. Tabaklarımız görüldüğü gibi kapaklı, hem sünnet üzere hem yemeklerin korunması amacıyla. Ama biz soframız gelen herkese açık diye bu şekilde kapakları açık bıraktık. Normalde kültürümüzde yemeğe oturulmadan hem bereketi kaçmasın hem hijyen olsun diye kapaklı olurdu. Küpümüz var burada. Saklamak istedikleri besin maddelerini, özellikle bu bir pekmez küpü, bu şekilde küplerde hem sağlıklı hem sulu durulmuş 150 yıllık
bir küp olduğunu riayet ettiler. Değirmenimiz çeşitli baharatları bu değirmenlerde öğütüyorlarmış atalarımız. Şimdi biz aktarlardan hazır olarak alıyoruz. Kültürümüzde tahta kaşık var ama biz burada 170 yıl öncesinin metal kaşık ve bıçağını bulduk. Onu da sergimize koymak istedik. Evet, gördüğünüz gibi burada çeşit çeşit örtüler mevcut, çeşit çeşit peştemaller mevcut. Bu yaklaşık 90 yıllık bir el havlusu olarak kullanılıyormuş. Gayet o zamanın şartlarına göre kaliteli kumaştan yapılmış, hala sağlamlığını görebilirsiniz. Bu bir peştemal, başörtü olarak, yemeni olarak, şal olarak kullanılan bir maddeymiş. Ki hala örtülü olan bizler için de kullanılabilecek bir şey bence. Bu da aynı şekilde yani çok amaçlı bir örtü, sofra örtüsü olabilir, duvar örtüsü olabilir, yine şal olabilir. Genellikle Karadenizlilerin kullandığı bir şey bu. Bu da Doğu bölgesinde leçek diyoruz ama bu da Karadenizli örtü, Karadenizlilerin kullandığı bir örtü. Şöyle oyaları var, ince saten gibi gözüküyor, yani iç gözüken bir yazmadan yapılmış, ipten yapılmış. Bu da yine aynı şekilde hem başörtü olarak hem kuşak olarak kullanılıyormuş. Genellikle gelinlerin beline de bağlanan bir şeymiş bu. Şöyle şurada da örtü olarak tanıtabileceğimiz şeyler var. Şu da hem halı gibi, seccade gibi kullanılan bir madde. Kuşak olarak da çok eskilerden kullanılıyormuş. Öyle söyleyeyim. Başka şu. Çok farklı bir tarihi var bunun. Yani yaklaşık bu da 80 yıllık bir örtü diyebilirim. El değirmenlerinde yapılmış bir örtü yapısına sahip. Bu şekilde. Evet. Gaz lambamız eskiden karanlık gecelerde bunlarla aydınlanmış büyüklerimiz. Buradan ışığı yakıyoruz. Daha sonra kapattığımızda odamızı aydınlatıyormuş. Buradan da ayar düğmesi var. Fitili yukarıya da aşağı doğru kaldırarak ışığı daha yüksek ya da daha alçak yapabiliyorlarmış. Evet. Şimdi bu kuşunu görüyoruz orada. Ama burada da kehribarlarımız var. Yani bunlar kehribar. Gerçekten yani müzelerde kehribar taşı dünyanın her müzelerinde, mesela Bulgaristan'da, İsviçre'de, Belçika'da ben çok müzede kehribar taşını, kehribar taşlarını müzelerde sergilendiğini gördüm. Ama Türk milleti elinde çeker kehribarı. O kadar kültürel olarak zengin bir milletiz. Bu kolyemizde bir 150 yıllık bir tarihi var bu kolyenin. Yani çok zengin bir ülkeyiz, rengarenk bir ülkeyiz. Tabii guguk kuşuna gelirsek, guguk kuşu çalışıyor ama bir ayar yapılması lazımmış. O ayarı yapacak usta da şu anda rahmetli olmuş. Onun el verdiği bir usta varmış, o bekleniyor, yurt dışındaymış. Geldiği zaman o yapılacak. Bu guguk kuşu da gerçekten gerçek bir guguk kuşu ve 170 yıllık olduğu söyleniyor. Songül Hocam, siz ne yapıyorsunuz orada? Hayırdır? Evet Ferhat Hocam, öncelikli olarak bu Ramazan günlerinde sizleri yiyeceklerle ağırlamak isterdim. Fakat heyben boş, bayramdan sonra buyurun hepinizi bekliyorum. Bu heybeler İç Anadolu bölgesinde, Yozgat yöresine ait bir heybe bu. Genellikle dağlarda, hayvanların yanlarına gittikleri zaman, hayvanlar beslendiği zaman kullanılıyormuş ya da yük taşımacılığı olarak da kullanılıyor. Çok amaçlı, çok cepli. Görüyorsunuz böyle bir kuşak da var. O zamanın kadınları bellerine, vücutlarına takıyorlarmış. Burada gördüğünüz üzere patikler mevcut, lifler mevcut. Bu da eskiden yünler açılıyormuş. Yünler bununla bir şekilde ip haline geliyormuş. Yani bu şekilde tanıtım yapabiliriz. Şurada uzun çoraplar. Tabii kışın çetin
zamanları olduğu için, kışlar çetin geçtiği için hala köylerde, kırsal kesimlerde kullanılan maddeler bunlar. Çok da kullanışsız değiller. Bu şekilde. Evet, şimdi sergimiz, mini müzemiz diyebiliriz. Sunumu tamamladık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tabi buradan bir kazanım elde etmek gerekiyor. Bir kazanım olması lazım. Bu kazanım nedir diye sorarsak, mesela burada çok eski zamanlarda bizim çocuklarımız şu anda hep basılı kağıtlarda veya matbaalarda basılan kitaplar okuyorlar, gazeteler okuyorlar, dergiler okuyorlar ve özellikle Z kuşağımız internette geziniyorlar. Yani internet denilen bir olguyla her şeye ulaşabiliyorlar. Yani o zaman sadece ve sadece bir kitap var bir köyde ve o kitap sadece muhtarın elinde var. Ve muhtar oradan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden insanlara okuyor ve insanlar o ayetleri dinlemek için muhtarı ziyarete gelenler var. Mesela diğer taraftan terazi. Şimdi öyle şeyler var ki mutfaklarda çocuklarımız küçük teraziler görüyorlar. Ne bileyim peyniri bilmem neyi mutfak işlerinde çalışan anneleri bir şeyler yaptıkları zaman hassas teraziler var. Ama o zaman böyle teraziler vardı. Bu şekilde yapılırdı. Ve adaletin de simgesidir zaten. Ve kesinlikle bunlar da hile hurda da olmazdı. Anadolu insanımızın yoğun iş temposu içinde günlük hayatında da aslında bazı şeyleri çok pratikleştirdiğini görüyoruz. Çok amaçlı kullanılan ürünler var. Hem su taşımak için kolayı, hem süt sağmak için keza bu tarz kolaları, hem de sofralarında da kullanıyorlar. Buzdolabının olmadığı dönemlerde yiyecekleri serin tutmak için bu tarz küplere koymuşlar. Çok da akıllıca ve sağlıklı gerçekten. Arkadaşlar, genel olarak diyebiliriz ki burası mini bir Anadolu Müzesi. Geçmişten günümüze kullandığımız ve gelecekte de çok zor durumda kalırsak eğer kullanabileceğimiz malzemeler mevcut. Yani farklı ülkelerdeki insanların saklanımı gibi biz de kendi ülkemizdeki bu değerlere sahip çıkmalıyız. Umarım eğitici bir video olmuştur sizlere. Emeği geçen arkadaşlarıma, Meryem hocama, Ferhat hocama çok teşekkür ederim. Sizlere de iyi dersler diliyorum. İyi günler. ...38 adet objeden oluşan sergimizde bulunan eşyaların %80'i çalışır ve kullanılabilir durumdadır. Tabii ki sergimizde bulunan saatin, ütünün, tartının, lambanın tarihsel yolculuğu da bulunmaktadır. Bu tarihsel yolculuğu başta Alaaddin Keykubat Ülke Yönetim Okulu öğrencileri ile diğer okullarda izlenerek geçmişte coğrafyamızda insanların nasıl yaşadıklarını aktarmak, bir kazanım elde etmek amacında olduğumuzu da belirtmek isteriz. Pandemi nedeniyle İstanbul'da kapalı olan müzeleri ziyaret edemedik. Ama kendi müzemizi kurarak hem müzemizi gezdik, hem kaydı aldık, hem de bir günlük de olsa okul idarecilerinin müzemize ücretsiz olarak gezebilmelerine olanak tanıdık. Müzemiz İstanbul Alaaddin Keykubat İlkokulu'nda 6 Mayıs 2021 tarihinde kurulmuş olup aynı gün gerçekleşen ziyaretler ve çekimler ardından aynı gün kapanmıştır. Türkiye'nin en kısa süre açık kalan müze unvanına sahip olan Keykubat Müzesi'nin oluşumuna destek olan Alaaddin Keykubat İlköğretim Müdüresi Fatma Güzeller hanımefendiye de teşekkür ederiz. Şimdi bu elimizdeki Kur'an-ı Kerim müzesi yanında geliniyor. Kesin bir ilgi değil.